Bak adam iş yapmıyor ama dünya umurunda değil. Masaj salonları mutlu sonlu. 75 sent para değil ama bir şey çıkmayacak ki içinden. 1,5 dolarla 2,5 dolar arasında. Çöpümüzü de atalım. Ya sizi müthiş bir yere getirdim. Burada da sulu yemekçi Neriman teyzenin yeri var. Domuz etleri var, ciğer var, tavuk var. Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinize Laos'un Luang Prabang şehrinden misafir oluyorum. Bugün sizlerle birlikte Luang Prabang'ı keşfedeceğiz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümü izleyenler hatırlayacaktır. Geldiğimiz ilk günü anlattık o bölümde ve festivale denk gelmiştik, Dragon Boat yarışları. Onları izledik. Çok keyifli ve eğlenceli bir bölümdü. Bu bölüm ise tam tersi olacak. Luang Prabang'ın kültürünü, insanlarını derinden inceleyeceğiz. Video geçelim. Video geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. Ve o zaman ne diyoruz? Hayat Yollara prodüksiyon farkıyla Laos, Luang Prabang yeni bölüm başlıyor. Sabahın erken saatleri. Çarşının oraya geldik. Burası aynı zamanda Night Market'in olduğu cadde. Akşamları gece pazarı kuruluyor burada. Şurada müthiş bir kahvaltı yaptım. La Bandera diye bir Fransız kafesi var. Burası Wassop Sik Haram, yani keşişlerin eğitim yeri. Şöyle düşünebiliriz, yani din adamları, bilir kişiler çocukken buraya getiriliyor. Din adamı olmak için eğitiliyor, öğretiliyor ve ezber yaptırılıyor. Hayata dair gerçekleri öğretiyorlar Budizm dininde. İçeride şu an keşiş çocukları görüyoruz. Eğitim zamanı. Bakın mesela orada yatmış bir tane keşiş. Ayakkabınızı çıkarın diyor. Şöyle ayakkabımızı çıkaralım. Şortla girebilir miyiz içeriye? Sabaydi. This is okay. Kardeş. Sabaydi. Hello. Burada genç kardeşlerimiz var. Keşişler. Eğitim alıyorlar. Sanırım şu an teneffüs saati. O yüzden molaya çıkmışlar. How are you? Ses yok. İngilizce bilmiyorlar. Ya kıyafet giymemiz gerekiyor. İçeri girerken böyle uzun. Kıyafetimiz olmadığı için maalesef giremiyoruz. Şortla geldim. Buradaki şu kültür çok yaygın. Sabah saat 5-5.30 gibi monklar sokağa çıkıyorlar ve halk onlara yemek dağıtıyor. Yiyecek yemek veriyor. İşte burada eğitim alan çocuklar da aynı şekilde. Sabahın 4'ünde 5'inde uyanıyorlar abi. Mesaiye başlıyorlar. Şu yan tarafta hocalar yok mu bunların ya? Kimden ders alıyorlar abi? Kimse de yok. Burası hocanın evi mi acaba? Neyse, şu yan tarafa gidelim. Şimdi Tayland'da, Bali'de falan kiralayıp giriyordun o kıyafeti. 2 dolara, 3 dolara. Burada o da yok. Turist gelmediği için mi acaba? O yüzden içeri gidemiyoruz hiçbirine ya. Yani gidip şey almam lazım, pantolon, eşofman falan almam lazım. Sevmiyorum öyle uzun pantolon, eşofman giymeyi de. Onu bırakalı yıllar oldu. Yıllarca Türkiye'de giydik, çok sıkıldım. O yüzden özgürlüğümü yaşıyorum abi. Şort, terlik yani. Ayakkabım bile yok. Burası da yine en büyük tapınakların bir tanesi. Şu abimizin ruhuna bugün yemek dağıtıyorlarmış burada. Açık aşevi kurmuşlar. Meyveler, kebaplar, etler, köfteler. Luang Prabang'ın en büyük tapınaklarından bir tanesine geldik şu an. Wat San Tu Haram. Buranın ismi. Wat San Tu Haram. Bayağı büyük. İçerisinde farklı farklı ayinlerin ve seremonilerin yapıldığı tapınaklar var. Hepsi birbirine benziyor. Giriş kapalı şu an. Ayin saati olmadığı için sanırsam. Mimarisi falan çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Böyle Doğu Asya, Uzak Doğu, Çin, Japon. Ortaya karışık bir şey çıkmış. Arkada bakın bayağı bir tapınak odaları var. Şurası şey yeri. Çan çalıyorlar. Davulla tokmağı vuruyor. Ortalığı dinliyor. Burası da kralın kürsüsü. Kralın odası burası olması lazım sanırsam. Böyle enteresan bir yer. Kapalı binaların hepsi. Hiçbirine giriş sağlayamıyoruz. Maalesef ama maalesef. Luang Prabang, Laos'un 5. büyük şehri. Nüfus 100 bin, yaklaşık 57 bin nüfus kadın, 43 bin ise erkek. İlginç bir yer. Hippi kasabası diyebiliriz. Böyle Tayland'ın kuzeyi gibi, Chiang Mai, Chiang Rai gibi. Sevdim, beğendim. Yine gelirim buraya. Ama ne zaman orasını bilmem. Sezon olduğuma eminim burası çok daha yoğun ve eğlenceli hale geliyordur. Abi aşevinde bedava meyve sebze kebap servisi var. Tabaklara koymuşlar görüyorsunuz liçileri miçileri. Ablalarım ekmeğin arasında liçiyi sürüp yiyorlar vallahi ya. Çok güzeldir liçi meyvesi.
Ben de severim. Dışı böyle kırmızı, dikenli tarzı bir meyve. Bakın burası da Luang Prabang'ın en güzel hostellerinden bir tanesi. İlk başta otelde kalacaktım. Sonra dedim ki zaten kimse yok, turist morist, gideyim otelde kalayım en iyisi. Çünkü aynı fiyat. Luang Prabang Barknaus Hostel diye bir yer. Temiz bayağı da. İnternet de hızlı genelde hostellerde. Otellerde yavaş oluyor sadece. Ama cep telefonda internet ucuz olduğu için çok dert etmiyorum açıkçası. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Orada bir gün batımı tepesi var. Oraya gideceğiz. Tukluklar bundan şelalelere falan götürüyor. 40 bin, 50 bin yani 3-4 dolara götürüp getiriyor. Bunlarla gidebilirsiniz. Çünkü burada uygulama çalışmıyor. Taksi uygulamaları falan. Birebir böyle halkla pazarlık yapıp anlaşıp gitmeniz lazım. Veya motosiklet kiralayabilirsiniz. Her yerde böyle motosiklet kiralayıcı ofisler var. Günlük 3 dolar, 4 dolar, en babası 5 dolar. Tapınaklar şehri Luang Prabang. Yani sokakta yürürken böyle her yerde sürekli tapınak görüyorsunuz arkadaşlar. Dinin tam olarak yani iyi bir şekilde yaşandığı şehirlerden bir tanesi Budizm dininin burası. Luang Prabang Guest House. Bakın kapatmış. Room available diyor ama dükkan kapalı. Neden? Çünkü turist yok. Caddeleri görüyorsunuz, sokakları görüyorsunuz. Bomboş. Yani yağmur sezonunda Tayland, Endonezya kalabalık oluyor ama maalesef Kamboçya, Laos bu gibi yerlere insanlar çok fazla gelmeyi tercih etmiyor. Çünkü burada yapılacak çok fazla aktivite de olmadığı için genelde yani turizmden geçiniyor. Ondan dolayı kimse gelmiyor abi. Ama Bali'ye gidersin, yağmur yağsa bile 7/24 eğlenirsin. Beach club'lar, gece kulüpleri, birbirinden güzel aktiviteler. Tayland'da yine aynı şekilde. Burası hala o konuda gelişememiş. Üzülerek bunu söylüyorum. Masaj salonları mutlu sonlu. Evet, bakalım neymiş fiyatlar. Lava masaj, aromatik masaj. Mesela aromaterapi masajı var, 150 bin. Bu şifalı yani terapistler yapıyor bunu. 7,5 dolar. Normal klasik masajlar var. Mesela 1 saat 80 bin kip. Ayak masajı. O da 4 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Onun haricinde başka neler var? Burada sağlıklı masajlar var. Değişik böyle ilginç bir masaj salonu. Ablalarımız burada yoğuruyor. 4 dolara 1 saat masaj yaptırabiliyorsunuz ayak masajı. Şu güne kadar gördüğüm Asya kıtasında en ucuz masaj fiyatları bir Kamboçya'ydı, iki burası. Ama Kamboçya hala birinci sırada. Mesela Siem Reap'te ben gittiğimde 30 dakika ayak masajını 1 dolara yaptırıyordum. 1 saati 2 dolardı. Burada 4 dolara gördüm şu an. En ucuzu buydu. Bilmiyorum daha ucuzu var mı? Görürsem sizlere de aktaracağım. Burası yine Budist okulu. Eğitim okulu arkadaşlar. Keşişler burada yetişiyor. Yani şu sokakta nereden baksanız böyle 8-10 tane okul, tapınak gibi yerler var. Harbiden şaşırdım ha. Yani hiç bu kadar yoğun olan bir yer görmemiştim Asya kıtasında. Buranın ismi neymiş? Wat Suwan Nakhiri. Aşağı doğru iniyoruz şimdi derenin oraya. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Laos'un yüz ölçümünün %70'i yeşillikten, ağaçlardan oluşuyor. Ülkenin toplam nüfusunu ilk videoda bahsetmiştik. Yaklaşık 8 milyon civarı bir nüfus var. Başkentte 1 milyon insan yaşıyor. Geri kalan şehirlerde ise 200 bin, 300 bin, 100 bin, 50 bin şeklinde insanlar yaşamını sürdürüyor. Laos'un yerlileri var. Laos'un kuzeyinde yaşıyorlar, Çin sınırında. Oraya da gitmeye çalışacağım. Yerlilerin hayatına dokunacağız. Bakalım, çok heyecanlıyım oraya gitmek için. Tur firmalarıyla görüşüyorum. Eğer bir sorun olmazsa, aksilik olmazsa anlaşıp kuzeye doğru çıkacağız. Burada çok güzel böyle hediyelik eşyacılar, aksesuarcılar bulunuyor. Souvenir shop. Eşe dosta buradan hediyelik çanta, asbap, kıyafet, terlik, ayakkabı falan alabilirsiniz. İnsanlar burada geçimini sağlamak için birçoğu evlerini otele çevirmiş arkadaşlar. Mesela şu köşede gördüğümüz yer Sunwang Guest House diyor. Adamın evi alt iki odayı veya üst iki odayı güzelce temizletiyor. Bir vantilatör, bir klima taktırıyor. Kiraya veriyor abi. Ne yapsın? Günlük 10 dolar. Ya bir ayda olursa 300 dolar. 300 dolar burada güzel para baba. Güzel, keyifli bir şekilde yaşarsın. Sabaydi. Sabaydi. Hello. Oh, mis gibi hava var vallahi ya. Tertemiz. Ciğerim açıldı şu an, ciğerim. Böyle ciğerim, yüreklerim, böbreklerim. Her tarafım pırıl pırıl. Bakın burada yine bir tapınağa daha denk geldik. Wat Pak Khan Hamungun Tapınağı burası da. Açık mı? Açık. Bakalım içeriye. Giriş şuradan galiba. Şöyle girelim içeriye. Ayakkabımızı çıkardık. Önemli bu gibi şeyler çünkü.
Tapınağın içi burası. Arkadaşlar. Evet. Şurası kutsal alan. Dokunmak yasak. Olay çıkar. Buda'nın heykeli var ve küçük burada mini Buda heykellerini yapmışlar. Tütsüler, tahtalar. İçerisi böyle dragon, ejder temalı bir tapınak. Tamamen ahşap işçiliğinden yapılmış oyma. Kolonlar da beton. Onun haricinde bakın ahşapları nasıl yapmışlar ya. Kazakistan'da gitmiştik hatırlarsanız. Jarkent'te bir cami vardı. Çinli bir ustanın yaptığı cami. Adam hiç çivi kullanmadan yapmıştı o camiyi. Aynı oraya benzettim mimarisini. Evet, tapınağın içine de girmiş olduk bu sayede. Dışarıdan görünümü ise bu şekilde. Böyle eski bir Çin evine benziyor. Aynı öyle uzakta o mimarisi. Şurası da yine insanlar işte ibadete çağırmak için kullanılan duyuru odası. Davula vuruyorlar abi tokmağı. Bütün halk geliyor. Koşun diyor, gelin diyor. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Bu tapınağı da gördük. Evet. Şimdi Mekong Nehri'nin kıyısına doğru yanaştık. Aşağıda nehir akıyor. Burada botlara binebiliyorsunuz, rafting yapabiliyorsunuz, dragon bot yarışı yapabiliyorsunuz. 8-10 kişi, 20 kişi, böyle 40-50 kişilik büyük botlar var. Tabii şu an hava yağmurlu. Pek fazla insan da yok. Bilmiyorum açık mı? Eğer mümkünse biz de binelim, bir tur atalım abi. En fazla çünkü 3 dolar, 5 dolardır. Nehrin kıyısında böyle çok güzel restoranlar var. Tabii nehrin suyu kirli normal olarak. Asya kıtasında genelde sahne nehirler öyle bembeyaz olmaz. Çok nadirdir. Marmaris'te biliyorsunuz Akyaka'da Azmak Nehri var. Orası efsanedir. Öyle bir yer bulmak zor buralarda. Elimizde Mekong var abi. Böyle kahverengi çamur görünümlü. Bununla idare edeceğiz artık. Burası VA Point Cafe. Böyle manzara kafesi. Aa, çok iyi. Göstereyim size şöyle. Vay, manzaralı teraslı bir yer ama çok sinek var, oturamam ben burada. Vay vay vay. Manzara mükemmelmiş arkadaşlar. Harbiden güzel yer restoran açmışlar. Burada yemek yiyorsun işte 3 dolar 5 dolara ödeyip kalkıyorsun. Ucuz. Devam edelim gezmeye. Oturmaya mı geldik? Hello Sabaydi. Aynı zamanda bar hizmeti veriyor. Alkol çeşitleri falan da varmış, kokteyller. Burada birçok mekanda happy hour, mutlu saatler var yani. Özellikle öğleden sonra 3 ile akşam 6 arası %50 indirim yapıyorlar. Bir yalana bir bedava kampanyası yapıyorlar. Onları yakalarsanız çok ucuza yer içer gezersiniz burada. Birbirinden farklı tropikal ağaçlar, meyve ağaçları. Gördüğümüz bir muz ağacı, muz ağacının yaprakları. Tabii şu an meyvelerini toplamışlar. Ama muz ağacı sürekli meyve veriyor diye biliyorum. Yılda 2 defa mı, 3 defa mı? Bilmiyorum, yanlışsam düzeltin lütfen. Çok hakim değilim tarım işlerine. Sadece Dominik'te bir abimiz vardı, muzcu. O söylemişti bana o zamanlar gittiğimde. Özledik Latin Amerika'yı da, özledik Afrika'yı da, Avrupa'yı da. İnsan ne kadar bazı yeri şikayet etse de daha sonra gittiğinde tekrardan arıyorsun vallahi. Ülkeyi aramasan bile orada tanıştığın insanları arıyorsun, kültürünü arıyorsun veya yemeğini arıyorsun. Böyle ilginç bir hayat. Bakın mesela burası nehrin hemen kıyısında güzel manzaralı bir otel. Bu otelin gecelik fiyatı Mekong River View Otel diye geçiyor. 30 dolar. Yani şöyle bir manzarada kalıyorsunuz 30 dolara. Dolar olarak da bedava, TL olarak da bedava. Yani böyle manzaralı bir yerde. Şimdi ben Şile'yi, Hava'yı hayal ediyorum. Binlerce lira fiyat çekiyorlar. Burada adamlar gözleri hala açılmamış. Bakın smoothie'ler, meyve suları içiyorsunuz burada. Fiyatlar 1 dolar. 20 bin kip. Bedavadan biraz pahalı. Sütlü çaylar var. Milk tea'ler, Asya tea'leri. Onlar da yine 1 dolar. Kahve çeşitleri 1 dolar. Sabaydi. Hello. Evet, komünist bayrağı ve burada da Laos bayrağı var. Burası da restoran. Az önceki 1 dolarcının restoranı. Menüsü burada abimizin. Yemek fiyatları 30 bin, 1,5 dolar yapıyor. Burada yine farklı farklı yemekler var. 1,5 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Evet, en baba yemek burada ne kadar? Şu ekşi karidesli çorba 3,5 dolar. Burada da blank fish ve wasabili aynen kızarmış balık varmış 4,5 dolar. En pahalı yemek menüdeki 4,5 dolar. Böyle nehir kenarında bir restoranda yemek yiyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Evet, lüks kruz burası. Sunset, gün batımı. Bahsettiğim olay şu. Bu lüks olanı. Bir de ucuz olanı var, esnaf işi olanı.
O arka tarafta. Ama şu an insan olmadığı için kapalı. Hizmet vermiyor. Yağmurlu günlerde açmıyorlar. Sadece güneşli günlerde ve kalabalık olan günlerde açıyorlarmış. Luxury Sunset Cruise. Gelirseniz mutlaka yapmalısınız diye düşünüyorum. Burada bir merco. Almanca mı ne bu? Salıncaklar var. Küçük arabalar. Bunlar da adamın etrafını gezdiriyor. Yani şöyle Luang Prabang'ı gezmek çok kolay. Öyle 2 saat 3 saat sokaklarda yürüdün mü her yerini keşfedersin abi. Bakın yarım saattir sizinle birlikte mesela yürüyoruz. Girdik çıktık sokaklara. Şu an yani Luang Prabang'ın tekrardan şehir merkezine gelmek üzereyiz. Neredeyse bitirdik yani koca şehri. Öyle güzel ve basit yerleri çok seviyorum. Zor olmayacak abi. Kolay olacak gideceğin şehir. Rahat rahat gezebileceksin. Dayım ne yapıyorsunuz burada? Altta da mesela bakın o dediğim nehir tekneleri var. Yine tur yapacağınız işte o gariban tekneleri. Bunlar ucuz. Kişi başı 1 dolar, 1,5 dolara sizleri gezdiriyorlar. Yine 50 kişilik, 60 kişilik tekneler bunlar da. Bayağı büyük. Nehirde iyi akıntı var bu arada. Burada yine büyük bir tapınak görüyoruz sol tarafta. Tapınaklar şehri diye boşuna demiyoruz. Luang Prabang gerçekten tamamen tapınak üzerine kurulmuş. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası koruma listesinde olan bir şehir. Luang Prabang toplam 53 köyden oluşuyor. 100 binlik nüfus, 53 köy. Bak adam iş yapmıyor ama dünya umurunda değil. Sabah idi. Amanı kurmuş yatıyor abi adam. Keyfi yerinde. E ne yapsın? Dert stres yapıp ne yapsın abi? Kendini mi öldürsün herif? Para yok diye. Adam hayatın akışına kendini bırakmış. Karnım doyuyorsa diyor, gerisi diyor. Teferruattır. Gerçekten de öyle değil mi? Her zaman fazlasını istiyoruz ya. Çok yanlış bence. Karnın doyuyor, sağlığın yerindeyse. Bundan daha büyük mutluluk ne olabilir ki? İsterse dünyalar kadar malın olsun, dünyanın en zengin insanı ol. Yiyebileceğin kapasite belli yani. Ablam sen ne satıyorsun burada ya? Tavuk mu kızartıyorsun ne? Aynen. Kızarmış tavuk falan var, tavuk kanadı. Sabahleyi. Aynen. Mısır unu da kızartıyor ablam burada tavukları. Temizmiş yağ falan da. Bakın tavuk bagetler, tavuk butlar. Kolay gelsin ablam. Hayırlı işler. Burada yine bir seyyar satıcı var. Ablam da burada noodle falan yapıyor. Yanına yumurta, kola. Restoranı güzel bakın. Oturma yerleri falan var böyle. 3 tane masası. Otur burada. Mekong Nehri'ni izle. Çok güzel taşlı restoranlar var. Tekne restoranlar. Ama hepsi kapalı. Sezon olmadığı için. Bir tane açık yer yok. Açık olan yerlerde düşük kapasiteli hizmet veriyor. Kokonatçı Hikmet. Seversiniz kokonatı. Kokonat güzeldir. Hepimiz severiz. Sabaydi. How much coconut? 25. 1 dolar 20 centmiş tanesi arkadaşlar. Do you have cold? We have cold only this one. Can I look? Only this one. Oh, this is so small. Yeah, this is one, this is one 15. Thank you. Thank you so much. Onu ya bizim küçücük be. 75 cent para değil ama bir şey çıkmayacak ki içinden. 20 gram su çıkar onda. Çok küçük. Olmamış çünkü daha bebek. Toplamışlar hemen para kazanmak için. Sokaktan topluyorlar sokaktan. Kokonat bahçem olmasına gerek yok burada. Her yer kokonat ağacı. Sabah çık abi saat 5'te. Topla bir kamyon. Gel sat. Burada da ressam bir arkadaş var. Keşişlerin ve yerel Laoların hayatını resmetmiş. Çok böyle akustik eserler yapmış. Son Çalım ismi. Yine nehir kenarında harika bir restoranta geldik arkadaşlar. Böyle manzaralı. Size fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Bu fiyatlar şu an sezon düşük olduğu için uygulanan fiyatlar değil. Normal 12 aylık menüsü buranın. Kahvaltı menüsü. Mesela Continental Breakfast var burada. İşte kruvasan, tost ekmeği, meyve, reçel ve tereyağı. Ayrıca kahve meyve suyu var. Fiyat 55 bin. 3 dolar bile değil. Bakın 2 dolar 75 cent. Çorbaları göstereceğim. 35 bin ila 45 bin arasında. Şurada bir tane 80 binlik var. O da seafoodlu. İçerisinde deniz mahsulleri var. 1,5 dolar, 2 dolar fiyatlar. Salatalar aynı şekilde bakın. 35 bin ile 50 bin arasında. 1,5 dolarla 2,5 dolar arasında. Ana yemeklere bakalım mı? Burada Laos usulü işte bif salatası var. Mesela 50 bin, 2,5 dolar. Vejetaryenler var, 2 dolar. Steakler var, 3 dolar. 6 dolar, 4 dolar. Kuzu pirzola, lamb chops diyor arkadaşlar. 180 bin. Bunun fiyatı ise sadece ve sadece 9 dolar. Alkoller, kokteyller. Fiyatlar 40 bin. Sabit fiyat 2 dolar. Çok iyi değil mi ya? İnsanlar burada fırsatçı değiller abi. Hiç kimse kimseyi kazıklamanın derdinde değil. Hakkı neyse onu alıyorlar. Adam 2 dolara kokteyl satıyor mesela 2 dolar. Amerika'da gidiyorsun Miami'de 25 dolar. Tamam asgari ücret bilmem ne orada çok yüksek de.
Tayland'a gidiyorsun $10. Kamboçya'da $8 ama adam burada $2 satıyor ya. Şaka gibi gerçekten fiyatlar. Şaşırıyorum bazen böyle fiyatları görünce. Izgaracı Namık. Vay vay vay. Kuzuyu takmış çeviriyor. Tabay değil. Evet. Kuzu değil arkadaşlar. Domuz. Küçük böyle pik yavrucuk. Burada tandırını yapıyorlar. Yapın gel. Domuz çevirme yapıyorlar. Kızlar kahvesini almış sahile gidiyorlar. Çok güzel bir kafe var burada. Aa, burası ben listemde vardı, Safran kaydetmiştim. Bir Arap bir abimizin de burası, Lübnanlı. Çok sinek var ya, ben böyle yerlere oturamıyorum. Klimalı yer olması lazım abi. Şurada güzel bir mekan daha var mesela, bakın burayı da kaydetmiştim. Ben genelde araştırmalarımı hep TripAdvisor'dan yaparım. Yani gideceğim restorantı, yemek yiyeceğim, kahve içeceğim yeri. Çünkü TripAdvisor beni şimdiye kadar hiç yanıltmadı. Nasıl ama? Güzel değil mi mekanlar? Tüm uluslararası mutfakların hepsini barındırıyor içinde. Manzara da çok iyi. Şöyle güzel bir renkli sokak buldum. Size de göstermek istedim burayı. Fransız mimarisi. Biliyorsunuz ki Laos eski bir Fransız sömürgesi. O yüzden Fransız kültürü hala ülkede çok yaygın. Çok güzel, birbirinden özel pastaneler ve restoranlar var. Aynı zamanda böyle oteller var. Çok beğendim. Mavi renk. Maviyi severiz. Ben de böyle bir ev yapacağım Bali'ye. Böyle pirinç tarlasının ortasında önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde güzel bir ev yapmayı planlıyorum Bali'de. Gelirseniz hepinizi de beklerim. Bakın şurada güzel bir dondurmacı var. Gelato del Lago. Bakalım topu kaç paraymış. Şimdi gelato deyince korkucan abi. Ice cream yazsaydı ucuz olurdu ama gelato olunca direkt $1 daha koyuyor üzerine. Ne kadarmış fiyatlar? Genelde çünkü topu $3 oluyor böyle kaliteli yerlerde. Kaliteyi severiz bilirsiniz. O mekan çok güzel. Sabahdi. Hello. How much one bowl? Okay, I want this one bowl in chocolate. Do you have Nutella? Nutella, no have. Cup, şey, cornet. Chocolate alalım bir top. $1.5 Ucuz bakın burada. Thank you. Have a nice day. Hop çay. Dondurmamız böyle. 1.5 Amerikan. TL'ye vurduk mu ne yapıyor ya? 27-13.5, 40 TL mi yapıyor? Ne kadar Türkiye'de dondurma fiyatları şu an? Hiç hakim de değilim vallahi. Çöpümüzü de atalım. Çöp kutuları böyle karton bırakıyorlar genelde her yere. Tabii yer atan da çok ama yer atmayı hiç sevmem. Çevreyi koruyalım. Kamu spotunu da yapıştırdık ha arada. Ya sizi müthiş bir yere getirdim. Normalde burası kafe arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerde çay kahve falan satıyorlar. Oturup böyle küçük bir dere gibi, nehir gibi bir şey var. Dere de değil de işte lagun. Oturup kahve içiyorsunuz burada ama maalesef geç kaldık. Kafeyi kapatmışlar. Ablaların da burada ot yetiştirmişler. Galiba onu topluyorlar. Ne yapsınlar? Dışarıda pahalı. Manzaramız böyle. Çok iyi değil mi? Acayip beğeniyorum şu Laos'u ya. Yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Sizi Night Market'e getirdim. Burası Luang Prabang'ın en meşhur sokak yemeklerinin satıldığı yerlerden bir tanesi. Çeşit çeşit farklı ürünler bulabileceğimiz bir pazarmış. Ürünlere bakar mısınız? Burada farklı farklı etler var. Mesela bakın bu ıldırıcına benziyor. Tavuğa da benziyor böyle. Kafası da birlikte daha yavru bebek halinde. Pişirmişler mangalda. Domuz etleri var, ciğer var, tavuk var. Tavuk but, göğüs, kanat. Sabay değil. Burada tavuk bütün var. Şunlar Laos'un meşhur balıkları. Tilapya balığı. Tanesi $2.5 genelde her yerde. 50 bin kip yapıyor. Burada yine kebap çeşitleri var. Farklı farklı. Ama tavukları severim ben de. Sabay değil. Tatlı ekşi sos da yapıyorlar. O yüzden çok hoşuma gitmiyor ya. Şekerli tavuk yiyorsun abi. Ne kadar güzel olabilir ki bir şekerli tavuk. Burada açık büfe bir restoran var. Ne satıyorlarmış burada? Sabaydi. How much is that buffet? Small plate, normal plate. Can I look? Bir bakayım abi. 60 binmiş kişi başı. $3. Ha, pilav var. Kızarmış patlıcan, makarna, yumurta. İlginç bir dükkan. $3 buradan istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Bu tabağa. Boiled egg.
suşiler de var. Bunlar beni doyurmaz. Damak tadıma hitap eden şeyler değil. Thank you, Kop Chao. Sevmedim abi. Böyle et tarzı bir şey olsaydı, işte Bali'de gidiyorduk ya hatırlarsanız, Brezilya restoranında sınırsız et. Oturur yeriz 1,5-2 kilo. Ama böyle sebze mevze, ne bileyim, hoşuma gitmiyor. Doymuyorum onlarla. Burada da yine farklı farklı ürünler var. Tost ekmeğin arasında yaptıkları sosisler. Şunlar böyle yaprak sarma gibi ama dışındaki yaprak değil, pirinçten yapılan bir hamur diyebiliriz. Ablam orada içine sebzeler koyup sarıyor. Sonra yağda pişirip burada servis ediyor. Muz yaprağının üzerine dinlendiriyorlar ki yağı aksın iyice. Şurada yine çok farklı tezgahlar var. Oo, patlıcanlara bakın, küçük küçük. Bebek daha. Hepsi aynı genel olarak. Burada da sulu yemekçi Neriman teyzenin yeri var. Güveçler, hünkar beğendiler. Vay 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 vay. Dilber dudakları, hanım göbekleri. Çeşit çeşit yemekler var arkadaşlar. Şu karidesli bir yemek, sebzeli bir yemek. Ne olduğunu bilmiyorum. Hepsi çok farklı ama insanlar bolca tüketiyor. Burada mesela kabuklu pişirilen bir yumurta çeşidi var. Bu ne? Ciğer kebabı mı? Soğanlı yahni gibi bir şey. Şurada ne var? Kardeşim orada ördekleri. Bakın kurbağa var mesela. Kurbağa yahni. Bütün bir şekilde pişirilmiş. Şöyle göstereyim. Enteresan. Burada böcek sote var. Kurbağalara bakıyorsunuz değil mi? Canlı canlı. Haşlamışlar hepsine. Burası da şiş kebapçı. Chop stick. Tay usulü. Çok enteresan yemekler var ya. Şu ne? Bumbar dolması mı? Burada da ciğer var. Bütün tavuklar soslu. Kurutulmuş pastırmalar, domuz etinden yapılan. Ablam burada pilavını çıkarıyor taze taze. Sabaydi, hello. Bunlar domuz ayağı, domuz kulağı, domuz yüzü, domuzun kulağı. Burada yine koşine var. Sabaydi, hello. Evet, meyve tavukları. How much is that? 25. 1 dolar 20 centmiş bir tanesi arkadaşlar. Bedavadan biraz pahalı. Çok iyi fiyatlar ya. Tayland'ın neredeyse 3'te 1 fiyatları burası. Bu alanda da baharatçılar var. Çeşit çeşit baharat ürünleri. Hatırlarsanız Vientin'deki videoda göstermiştik bu ürünleri. Tekrardan buradan üzerinden geçelim. Burada coconut hindistan cevizi kekleri var. Bunun tadı çok lezzetli bu arada, çok severim. Kurutulmuş mantar var, fried mushroom. Daha doğrusu kızartılmış, kurutulmuş diyoruz ama. Chili sos, chili biberler. Bu ne abi? Aa, bu biber. This is chili biber, right? How much? 15. 15 binmiş, 75 cent. Bunun tadı çok güzel. Böyle et suyuyla falan bunu kurutuyorlar biberi. Tayland'da çok yerdim ben bundan. Kapın kap. Burada da kuru basancı, kek, börek, patisseri, brownie'ler, kekler. Sabaydi. Hello, sabaydi. Ablam da burada coconut keki yapıyor. Pankek. Sabaydi. Coconut pankek. Bak 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 bak. Ablam nasıl hazırlıyor ha. Bir taraf pişince diğerinin üstüne kapatıyor. Top yapıyor. Güzelmiş. Lezzetli bayağı tadı. Muz yaprağının içine koyup veriyorlar burada. Servis ediyorlar. Orada da meyveci var. Meyveler tatsız ama hiç beğenmedim. İki gündür üst üste mango shake içiyorum. Mangoların tadı tuzu yok abi. Yeşil mangodan mango suyu olmaz. Bunlar yeşil mangodan yapıyorlar. Önce söylemiştik, tekrar hatırlatalım. Sanırım dünyanın en güzel mangosu Tayland'da. Bütün kıtalara gittik. Avustralya kıtası hariç. En güzel mangoyu Tayland'da yedim abi. Gerçekten bal gibi bal. Böyle içerken yerken ağzından bal damlıyor sanki. Saatlerimiz geç oldu. Şimdi şöyle yapalım. Eve gidelim, uyuyalım. Sabah olsun, tren yolculuğu başlasın ve Laos macerasının sonuna gelelim. Yolculuğumuz başladı. Trene doğru arkadaşlar. Trenimizin gelmesini bekliyoruz. 1-2 dakika içerisinde burada olacakmış. Karşıdakiler de büyük treni. Çin'e gidenler. Geldi. Shinkansen. Dünya yönlü hızlı Çin trenleri. Bizim vagonumuz burası arkadaşlar. Evet. Geçelim ablacığım. Durmayın burada.
Burası durma yeri değil. O yanlış yere binmişiz zaten. 20 numara bizimki daha en arkada ya. Nereye geldik? Allah'tan ikili koltuk aldım. Evet, 9, 10. Trenin içi çok güzel. 13, 14, 15, 16, 18, 19. 20. Şu köşe benim. Yolculuğumuz başladı. Tren kalktı. Yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor buradan başkent. Gidiyoruz böyle yine ormanların içerisinde, yeşilliklerin. Bakar mısınız? Sanki Karadeniz gibi ha. Dört tarafı dağlarla çevrili, yemyeşil, ağaçlık. Cennet gibi bir ülke, Laos. Ve sonunda Vientiane'e ulaştık arkadaşlar. Kameranın açısı nasıl bu arada? Bu Hyperview kameranın en geniş açısı. Normalde hiç kullanmıyorum bunu ama istasyonu böyle rahat görelim diye bu moda geçtim sadece 2-3 dakikalığına. Çok beğeniyorum tren istasyonlarını. Asya'da gördüğüm en modern trenler ve istasyonlar Laos'ta. 1 saat 45 dakika sürdü. Doğan Prabank'tan burası. Normalde 2,5 saat falan diye satıyorlar bilet ama gidiş tahniydi, dönüş tahniydi. 1 saat 45 dakikada gittik geldik. Çok iyi vallahi. Oğlum binerken okutuyorsunuz. Trenin içinde gelip kontrol ediyorsunuz. Bir de çıkarken okutmak nedir ya Allah aşkına? Şu sıraya bakın ya. Okay. Yani böyle bir saçmalığı ilk defa görüyorum ya. Trene binerken 5 defa kontrol ediyorlar. X-ray'de, güvenlikte. Trenin içine biniyorum bir daha kontrol ediyor. Trenin içinde kontrol ediyor. 2 defa hem de. İniyorum bir daha kontrol ediyorlar. Çıkamıyorsun yoksa. Şimdi internetimiz de bitti. Şurada hemen paylaşımlı otobüs dolmuş ne varsa artık. Onlarla gideceğiz şehir merkezine. Şu otobüsler gidiyor galiba. Laos. Sangjong Market. Central. Central. How much? No, bus abi. Central bus, Central. 15 bine götürüyor abi. 75 sente. Binek gidek şuna. Oo içeri de buz gibi. Otobüsün içi de böyle. Yaklaşık 40-50 kişilik. Güzel abi. Taksi çünkü 8-10 dolar falan yazıyor. Bununla gitmek daha mantıklı. Yarım saatlik bir dolmuş yolculuğu sonrası tekrardan şehir merkezindeyiz. Şimdi direkt otobüs bileti alıp hemen sınıra gidip oradan Tayland'a giriş yapacağız arkadaşlar. Gideceğimiz şehir Udon Thani. Buradan yaklaşık 3,5-4 saatlik bir mesafe. Sınır ise buradan 12-13 kilometre. 20 dakika sürüyor. Otogara getirdiler şimdi beni. Otobüs bileti aldım. Otobüs normalde saat 6'da kalkacak. Yani 6'da dedi hareket edecek. 5-15'te beni buraya getirdiler servisle. Otobüs gitmiş abi. Kardeşim diyorum nasıl gidiyor otobüs? 6'da kalkmayacak mıydı bu? Ya ben işte yanlış biliyormuşum. Bugün 5'te kalkıyormuş. Kalktı gitti. Nasıl yapacağız? Seni işte ondan bir önceki şehir var diyor. Nong Thai orada bırakacağız. Oğlum benden işte 7 dolar para aldınız. Tam 1 dolar vereceğiz. 6 dolar Nong Thai parası. Ondan sonra ne yapacağım ben? Başın çaresine bakacaksın kusura bakma dedi. Çok ilginç bir kıta gerçekten Asya. Yani şimdi ne kadar sinirlenseniz de bu adamlara bağırıp çağırsanız da elinize hiçbir şey geçmez. Çünkü dünyanın en rahat ve en mutlu insanları bunlar. Hiçbir şekilde olumsuzluğa yer yok hayatlarında. Mecbur kabul ettik. Artık Asyalıyım ben de yani Bali'de yaşadığım için de. Bineceğiz şimdi otobüse. Nong Thai'ye gidiyoruz. Oradan da başımızın çaresine bakacağız. Udon Thani'ye varmaya çalışacağız. Otogar burası. Otobüsümüz de şu. Yaklaşık 50 kişilik bir otobüs. 20 dakika sonra hareket edecekmiş. Bekliyoruz. Bakın bu otobüsler de Bangkok'a gidiyor. 24 saat sürüyor yataklı otobüs. 60 derece yataklar yatıyor. Fiyatı ise 40 dolar. Bizim otobüs ise Nong Thai. Bunun fiyatı 120. O da 6 dolar falan yapıyor. Immigration'a geldik şimdi. Laos'tan çıkış yaptık arkadaşlar. Normalde eskiden çıkarken para alıyorlarmış. 2 dolar, 3 dolar. Artık onu kaldırmışlar abi. Para mara almıyorlar. Şimdi Dostluk Köprüsü'ndeyiz. Tayland tarafına geçiyoruz. Şurası Dostluk Köprüsü. Şimdi otobüsle tekrardan oraya doğru geçiyoruz. Bye bye. Ve welcome to Tayland. Nong Khai. Şimdi ise Nong Khai'dan
Udon Tan otobüsüne bindik. $3 buna veriyoruz arkadaşlar. Böyle lüks bir otobüs bayağı. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Yorucu bir yolculuk oldu. Gerçekten mahvoldum. Direkt otele gelip akşam uyumuşum. Güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Laos maceramızın sonuna geldik. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki video Tayland'dan gelecek. Daha sonra bakalım sürpriz bir ülkeye gideceğiz. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tayland'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.